Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli katılımcılar, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu videoda Ereğli Demir Çelik hisse analizimizi güncelleyelim. Yine hafta başı Ereğli'deki duruma bir bakalım. Günlük grafikteyiz. Lineer ölçek çalışıyoruz. Görüntü itibarıyla Ereğli halen daha kısa vadeli düşüş trendini sert bir şekilde devam ettiriyor. Aslında isterseniz sadece Ereğli'de değil, Ereğli ürünlerine paralel dünyada da aynı durumlar görülüyor. Bir resesyon fiyatlaması imajı var. Beyaz eşyada örneğin gerileme, yassı demir çelik ürünleri gerilemesi gibi görülmekte. Teknik açıdan bakıldığında regresyon kanallarını yerleştirdiğimizde Ereğli'nin halen daha bahsettiğim düşüş regresyonunun devam ettiğini görüyoruz. 43 gündür devam eden bir gerçekten dik açılı regresyon kanalı negatif anlamda halen daha sürekliliğini koruyor. Peki orta uzun vade 213 gündür devam eden kanalımızla fiyat ilişkisi ne alemde? Bakın dikkat ediyorsanız eğer alt sınır bölgesine artık geldik. Hatta son 4 işlem gününden bu yana alt sınırında altında kapanışlar yapıyoruz. Bakalım bundan sonrasında Ereğli'nin yeni bir yükseliş hareketine başlayabilmesi için en azından şu mavi regresyon kanalını yukarı yönlü olarak kırması gerekiyor. Fiyatlayalım. Yukarı yönlü yarın için tabii çok zor görünse de burası borsa, neticede 35-34 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması hali hem ana yükseliş kanalına geri dönmesini hem de düşüş regresyonunu yukarı yönlü zorlaması anlamına gelecek. Aslında isterseniz yakın vadede bir yükseliş dalgasından bahsedebilmem için 36-70 olarak ölçtüğüm bu yatayın üzerine atmamız gerekiyor. Bir önceki tepe bölgesi gördüğünüz gibi. O zaman bu düşüş yapısı nispeten bozulmuş olacak ve ayrıca düşüş regresyonu da kırılarak üzerine yerleşmiş olacağız. Artı ana yükseliş kanalına da geri dönmüş olacaktır Ereğli. 36-70 üzerinde kapanışlar ve yerleşme görülmeden Ereğli'de bir yükseliş hareketi başladı demek hatadır. Ancak tepki yükselişleri gelir ve tepki yükselişleri de bildiğimiz gibi yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı gerçekten tuzağa düşüren hareketlerdir. Bahsettiğim şeyin ne olduğunu daha önceki analizlerde de defalarca anlattım. Bakın tepeden geliyoruz ve sonrasında bir yatay, yeni bir dip, tekrar bir tepe, ancak bir önceki tepeden daha aşağıda ve şimdi yeni dip, gördüğünüz gibi bir önceki dipten daha aşağıda. Bunu özellikle bugün itibarıyla gerçekleşen kapanışla birlikte daha net görüyoruz. Şu şekilde ekranı ortalayayım, biraz daha büyüteyim grafiği, görün. Gördüğünüz gibi bir önceki dip seviyenin altında bir kapanış yaptık. Çok fazla oyalanmadan hemen yarın öbür gün yukarı yönlü olarak hareketi başlatıp bu dipten kurtulmamız gerekiyor. Aksi takdirde düşüş regresyonu halen daha çalışıyor anlamına gelecek ve bu dinamiğin devamıyla ilgili olarak da alımlarda acele etmemenizi söylemeye ben de devam edeceğim. Evet, kanallarda görünüm bu şekildeydi. Elde ettiğimiz dataları ekrana verdik. Şimdi EMA'ları çalıştırdım. EMA'lara bakacak olursak da düşüş trendinin gerçekten bir taban oluşturma eğilimi diyebilecekken maalesef son 3-4 işlem gününden bu yana EMA 233 seviyesinin de altında kapanışlar görüyoruz. Dolayısıyla hissedeki zayıflık devam ediyor ve aşağı yönlü olarak hareketli ortalamaların, bakın EMA 8'in EMA 233'e kadar geldiğini görüyoruz.
gerçekten güçlü bir düşüş trendi halen daha sürüyor. Bu düşüş trendinin bozulup Ereğli'nin gerçekten doğru düzgün bir yükselişe geçebileceğinden bahsetmem için üstüne yerleşmemiz gereken dikdörtgen direnç bandı bu bölge. Bakın, bu bandın üzerine yerleşmesi lazım Ereğli'nin ki bir yükseliş dalgası, bir trend oluşabilsin. Orası da 38.02 üzerinde olmamız gerektiğini söylüyor. Bu şartlar gerçekleşmeden Ereğli'de herhangi bir yükselişten bahsetmek hayal olacaktır. Sadece cılız tepki yükselişleri gelebilir. Bunlara da kanmamak gerekiyor. Evet, yükselişin şartını da bu şekilde açıklamış olduk. Geçelim şimdi algoritmalara. Algoritmalarda HSD Trend Analiz Sistemi pozisyonu zaten kapatmış. Gördüğünüz gibi 15 Mart'tan bu yana pozisyon taşımıyoruz. Geçelim matreye bakalım. Orada da gördüğünüz gibi stop seviyesi kesilmiş ve pozisyon kapatılmış. Tarih 29 Mart ve yeni gelen bir alım sinyali yok. Üçüncü günlük algoritmaya bakıyorum. Algoritma boom burada sat sinyali 13 Mart tarihli ve o tarihten bu yana alım sinyali görmemekteyiz. Geçelim dördüncü günlük algoritma RUA ekranda ve RUA'da da sat sinyalini net bir şekilde gözlemliyoruz. Tarih 9 Mart. 9 Mart'tan bu yana yeni gelen bir alım sinyali yok. Şimdi değerli katılımcılar, şunu fark etmek gerekiyor. Düşüş trendinde olan bir hisse senedinde 4 algoritmanın 4'ünün de alım sinyali vermediğini, sat sinyalinden sonra herhangi bir şekilde yükseliş hesabına geçmediklerini görüyoruz. Gelelim 4 saatliklere. Orada durum nasıl? Miraculum'a bakalım. Miraculum da keza aynı şekilde 5. algoritma 4 saatlik grafiklerde çalışıyor. 23 Şubat tarihinden bu yana Ereğli'de mumların kırmızı devam ettiğini ve bir alım sinyali olmadığını görüyorsunuz. Algoritmalar yatırımcıyı düşüş trendlerinde bu şekilde korurlar. Geçiyorum MGB 4S'e. Sat sinyali mükemmel bir yerde gelmiş. 22 Şubat Çarşamba ve sonrasında yeni gelen bir alım sinyali yok gördüğünüz gibi ve MGB 4S'te de pozisyon taşınmıyor. Özür diliyorum değerli katılımcılar, 6 tane algoritma sinyali paylaştım. 6'sı da yatırımcıyı son düşüş trendinden mükemmel derecede korumuş gördüğünüz gibi. Gelelim şimdi alım satım sistemlerine. Victor'u veriyorum öncelikle. Victor'da da bakın kaçmış pozisyondan. Burada gelen sat sinyali son derece net. 27 Şubat'tan bu yana bir alım sinyali yok. Ignis'e bakalım. Ignis de mümkün değil zaten. Tonga'ya basmaz. Gördüğünüz gibi sat sinyali 10 Mart tarihli ve sonrasında bir alım sinyali yok. Şimdi ne oldu? Görmüş olduğunuz şekilde 6 tane algoritma ve ek olarak 2 tane de alım satım sisteminin hiçbiri Ereğli'de pozisyon taşımıyor ve düşüş trendine yakalanmadan yatırımcıyı korumuşlar. Filtrelere bakalım. Filtrelerde de negatif görünümlerin devam ettiğini anlatacağız muhtemelen. Gördüğünüz gibi filtre tarafında negatif görünüm orta vadeli trend yön göstergesinde devam ediyor. Kırmızı bant aşağı eğim ve fiyat bandın altında. Şu an için Ereğli'de alım yapma yönünde bir acele edilecek durum görülmüyor. M2'ye geçtim. M2'nin altındaki fiyat dönemleri her zaman negatiftir ve bir yükseliş fiyat hareket dalgası başlayabilmesi için M2'nin pozitif eğimli olması, yani yukarı yönlü kavisli dönmesi ve mavi renge geçmesi, ayrıca fiyatın da M2 üzerine yerleşmesi gerekiyor. Şu haliyle Ereğli oldukça zayıf filtreler açısından baktığımızda da Finte altındaki fiyatlamalar risktir. Aşağı yönlü ivmeyi gerçekten
ekrana getirme potansiyeli vardır ve yatırımcının da düşüş trendinde kilitlenme ihtimalini gösterir. Birebir her zaman anlattığım olayın örneği ekranda. Fintech'in üzerine yerleşmeler şarttır, en azından düşüşün durabilmesi için. FinDF. DF kırmızıya döndükten sonra fiyat DF altında, DF'in rengi kırmızı, yani eğim negatif. Dolayısıyla olumlu bir görünüm burada da yok. FinARK yay eğimi negatife dönmüş, renk kırmızı, gördüğünüz gibi yön aşağıya ve fiyat FinARK'ın altında. Acele etmemiz gereken bir görünüm daha. Slope. Slope'da maalesef fiyatı ezici şekilde aşağı yönlü eğim devam ediyor. Alım düşünmek için erken. FinPV. PV'de de kısa vade dalgalar maalesef, orada bile 4 gündür negatif bir algılama söz konusu. FinAge'e geçtim. FinAge kırmızıya döndükten sonra eğim negatif demektir ve fiyat FinAge altında ise yukarı yönlü bir hareket beklemek sadece cılız yükseliş, cılız tepki hareketleri olarak kalır. Neredeki gibi? Buyurun, buradaki gibi. Geçiyorum. Finorma ekranda. Finorma'nın altındaki bölgeler alım için her zaman risktir. Temaslar alım fırsatıdır derim her zaman, ancak kırılım teyidi ile birlikte pozisyon kapatılır. Sonrasında fiyat Finorma'nın üzerine tekrar çıktığında alım düşünülebilir. Gördüğünüz gibi Finorma alt bölgelerde ısrar etmemek gerektiğinin örneğini Ereğli sağ olsun görsel olarak da bize vermiş. Kaufman Elesma, aşağı yönlü kesişme gerçekleştiğinde zayıflama artar, risk büyür ve pozisyon açmak için alım yönünde acele etmemek gerekir. Tekrar fiyatın Elesma üzerine atması şarttır. Kaufman'ın Elesma'yı yukarı kesmesi yükseliş yönünde hızlanmayı getirir. Çok uzağız gördüğünüz gibi bu anlattığım duruma. Dolayısıyla burada da acele edecek bir şey yok. Finkorat kırmızıya döndükten sonra yükseliş ümitlerini kesmemiz gerektiğini her zaman söylerim. Örnek 1, örnek 2 olmaz. Fiyat yukarı gitmez ve gidemiyor gördüğünüz gibi. Filtreler tarafında elle tutabileceğimiz bir tane bile pozitif görünüm maalesef yok. Devam edelim. Yeni nesil indikatörler. Şimdi MAP tabii çılgın gibi satış baskısı gösterecek bize. Bakın ne kadar kuvvetli bir satış baskısından bahsettiğimizi görün. Çok bariz bir şekilde sarı barlar kuvvetli. Bu sarı barlar erimeden alım yönünde düşünmek hatadır. Satış baskısı devam eden bir tahtada alım yapmak bu yüzden risklidir. Fiyatı düşen bir varlığı almak için can atmayın dememin sebebi her zaman budur. Ortalama düşürme mantığının neden hatalı olduğunu Ereğli şu grafikte bu dönem itibarıyla birebir anlatıyor. Düşüş yönündeki hataları, bireysel yatırımcı hatalarını sürekli dile getiriyorum. Bakın Ereğli, gerçekten de kendisine teşekkür ediyoruz. Bu dönem bütün anlattıklarımı gerçekleyen, ispatlayan bir görünüme bürünmüş. Düşerken maliyet düşürmek, ortalama yapma niyetiyle alım yapmak bu yüzden yanlıştır. Devam edelim. TSI. TSI sat sinyali son derece net. Sonrasında düşüş dönemi indikatördeki görünüm. Negatif trend devam ediyor görünümüdür. Alım için bir gerekçe yine bulamadık. BF. Braid. Gelen sat sinyalinin nerede olduğunu görüyorsunuz. Bakın şu mum braid'de bir sat sinyali doğuran mumdur. Sonrasında hep gri kırmızı, yani satış baskısı arasındaki tepki yükselişleri de griler.
Halen daha bugün itibarıyla bakın Braid hala sat sinyali vermeye devam ediyor. Yani şuradan sattım yeter dememiş. Bu bölgenin komple tamamında sat durumu ve bugün itibarıyla tekrar bir sat görünümü. Braid çok net çalışır, çok da yararlıdır. NSM yuvarlatılmış MACD bu ve gördüğünüz gibi bu bölgede sat sinyali gelmiş ve sonrasında yukarı yönlü bir kavislenme görülmüyor. Tüm matematiksel öğelerde algoritma, indikatör, filtreler, EMA, regresyon kanalları tamamında görünümün halen daha negatif devam ettiğini maalesef bildirmek istiyorum. Değerli yatırımcılar, bunun aslında karşılığı olarak bakın Ereğli yarın tavan yapmaz mı? Yapar. Burası borsa. Bir haber gelir tavan olur. Sonraki gün bir daha mı tavan olur? Olur. Peki oldu. Üçüncü günde tavan olsun. %30 yukarı gitsin 3 günde. Yine de bu indikatörlerdeki görünüm eğer düzelmezse hiçbir anlam ifade etmez benim için. En önemli şey regresyon kanallarını bir kere pozitife çevirmesi gerekiyor. Şu 43 gündür devam eden mavi renkli düşüş regresyonu şu şekilde dönüşmeden asla ve asla Ereğli'de bir yükselişten bahsedemeyiz. 3 gün arka arkaya tavan olması bile inanın şu 43 gündür devam eden düşüş regresyonunu pozitife çevirmez. Onun için hisseleri düşük yerden yakalama sevdasından vazgeçin. Ereğli bu görünümüyle birlikte yine bu tezi de çürütüyor. Düşük yerden Ereğli alalım. Alalım, buyurun. Alın buradan da alalım. Buradan da alalım. Buradan da alalım. Nereye kadar alacağız biz bunu? Düşüş regresyonu boyunca her yerden alacak olan kişi biz miyiz? Neden yükseliş regresyonundaki kağıtlar yukarı giderken sürekli almayı tercih etmeyiz? Çünkü fiyat yükseliyor, değil mi? İşte birebir ezber bozan bir bilgi daha vereyim. Yükselen varlıkları alım için düşünün. Kademeli alımlarınızı yükselen varlıklarda yapın, düşen varlıklarda değil. Evet, değerli katılımcılar, şimdi ekrana teknik analiz eğitim semineri ders içeriği gelecek. 15 saatlik teknik analiz eğitiminden bahsediyoruz ve 25 tane yeni nesil indikatör kodları da sizlerle paylaşıyorum. Amacım bir alım satım işlemi öncesinde vereceğiniz kararı matematikle, indikatörlerle, EMA'larla vermenizi sağlamak. Sağdan soldan duyduklarınızla ya da sosyal medyada yalan yanlış yazılan çizilenlerle işlem yapmak son derece risklidir. Pandemi öncesi dönemde bu riskleri belki fark etmediniz, pardon. Pandemi dönemi ve pandemi sonrasındaki dönemde sürekli bir yükseliş trendinde olduğumuz için bu gibi riskleri fark etmediniz ama artık o dönem bitti ve önümüzde seçim gibi belirsiz bir süreç var. Dolayısıyla yolunuzu bulabilmeniz için, önünüzü görebilmeniz için kılavuzunuz matematik ve bilgi olmalıdır. Bu şekilde davranan bir yatırımcının borsa yatırımcılık ömrü de oldukça uzun olacaktır. Benim naçizane tavsiyelerim tabii ki. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor. Ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.